Evet sevgili dostlar, Gerçek Fenerbahçelilerin kanalı Kadıköy Sokağa hoş geldiniz. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan bu videoda siz değerli kardeşlerime güzel şeyler aktaracağımı düşünüyorum. Alexander Djiku'nun açıklamaları var. Kupayı boğazda kaldıracağız diyor. Fenerbahçe'mizin başarılı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulunmuş. İşte o açıklamalardan satır başı. Sakatlığım vardı ama maça kadar hazır olacağımı düşünüyorum. 16-16 yaptık ama bu ligde her maç zor. Bu ligde her takım elinden geleni yapıyor. Hatay namağlup ekiplerden biri, kendi oyunumuzu ortaya koyarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Zor maç olacak diyor. Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Transfer döneminde çok kaliteli oyuncular alındı. 16 galibiyet benim için sürpriz olmadı. Önemli olan aynı şekilde devam edebilmek. Biz maç hareket eden bir takımız. Temel amacımız şampiyonluk diyor. Becao ile gerçekten iyi anlaşıyoruz. Serdar, Samet, Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum diyor. Oyun kurulumu anlamında becerilerimi kullanmaya çalışıyorum ve bunu yaptıkça kendimi iyi hissediyorum diyor. Bu arada Samet Akaydın'la ilgili bir haber vardı. Yani Fenerbahçe Hatay maçında Samet'i ödüllendirip oynatıp Djiku'yu 7'ye çekecek diye. Bu mantıklı değil çünkü Djiku'nun görevi sadece savunma değil, geriden oyun kurulumu, uzun topla birden pozisyona girme gibi vasıflarda çok ileri aşama kat ettiği için Kadıköy'deki maçlarda Becao Djiku'nun kolay kolay bozulacağını ben zannetmiyorum. Oyun kurulum anlamında becerilerimi kullanmaya çalışıyorum. Bunu yaptıkça kendimi iyi hissediyorum. Kariyerimde çok fazla golüm yok. Başakşehir'e attığım gol gerçekten güzel bir goldü. Antrenmanlardan sonra hücum oyuncularıyla çalışmalara katılıyorum. Hatırlarsanız kornerde uzaklaştırmışlardı. Ayağının içiyle güzelce vurmuştu. Köşeye gitmişti. Golden sonra hocamızın reaksiyonu gördüm. Çok mutlu oldum. Takıma kime karşı oynamak istersiniz? Oynamak istemezsiniz. Saf kalite olarak Joshua King çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii ki unutmadan İrfan Can Kahveci. Hani bunlara karşı oynamak istemezdim diyor. Cengiz de bu arada hazırlıklarını sürdürdü. Şans vermesi halinde oynayabilecek. Takımın içinde çok fazla kaliteli oyuncu var ama asıl gücümüz birlikte hareket etmekten geçiyor. Maç içinde birebir pozisyonlar oluyor ama beraber hareket etmek diye. Taktiksel anlamda Fransa çok gelişti. Türkiye fiziksel olarak Fransa'da aynı diyebilirim. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Fransa'da daha fazla geriden oyun kuruluyor. Burada geniş alanlar bulabiliyorsunuz ve çok gol oluyor. Almanya'da bu şekilde de bir futbol var. Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum demiş. Yazın birçok teklif aldım. İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan, Türkiye'den ve Fransa'da kalmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince Batshuayi ile konuştum ve benim gelmemi çok istedi. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu. Bu burada yaşamak da çok güzel. Türkiye çok güzel bir ülke. Ayrıca Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyorum. Rüyam Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek demiş. Hadi nasip bakalım. Çok iyi bir ruha sahibiz diyor. Ailemle İstanbul'u geziyorum sık sık. Abdiyah'la konuştum. Bana tavsiyeler verdi. Kendisi efsane bir oyuncu. İstanbul harika bir şehir. Yapılacak çok şey var. Fransa'da Paris'e benziyor. Tarihi binalar var. Buradaki yemeklerin Fransa'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türk yemekleri çok lezzetli ama dikkat etmeniz gerekiyor demiş. Tabii hoca dikkat etmediği için bu halde. Yani Türkiye zayıflamak için uygun bir ülke değil. Kariyerimde beni en çok zorlayan oyuncu Mbappe. Futbol dışı beni en çok taraftar etkiliyor. Futbolcu olmasam fizyoterapist olmak isterdim. Lakabım Van Djiko. İdollerim Marquinhos ve Thiago Silva, en çok Ronaldinho ile oynamak isterdim demiş. Kariyerimde en çok unutamadığım transferler Marsilya, Frankfurt ve Fenerbahçe. Takımda en iyi anlaştığım oyuncu Batshuayi. Bizi cesaretlendirdikleri için taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Bunu çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki Boğaz'da şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız demiş. Hadi bakalım. İsmail Yüksek'e hücum Avrupa devleri geliyor. A milli takımda son 2 maçta harika bir performans sergileyen Napoli, Leverkusen, Lazio, Roma ve Betis'in İsmail Yüksek'i transfer listesine aldığı ifade ediliyor. Sadece listeye alsalar yine iyi. Çok sayıda menajer ve scout Fenerbahçe Hatayspor maçını izleyecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu haber tamamen doğru bir haber. Ama sadece İsmail için değil, birçok kulübün dikkatini çekiyor. 24 yaşındaki milli oyuncu Hırvatistan ve Letonya maçlarındaki enfes performans sonrası birçok takımın listesine alındı. Şimdi Galatasaray'la anlaşamadığımız konu şuraydı. Diyorlar ki Atilla Saray'ı siz nasıl bu kadar yüksek paraya satabildiniz? Biz de diyoruz ki Fenerbahçe'deki, sadece Fenerbahçe'deki performansına bakmıyor. Adamlar özellikle milli takım performansına bakıyor diyoruz. Yahu he diyorlar. Yahu he de deseniz, kaynanam öldü de deseniz bir şey fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yahu he dediğin anda iş biter. Ya arkadaş mesela sen diyorsun ki Icardi'yi milli takım almıyorlar, Messi kıskanıyor. Sen buna inanıp arkasına gidiyorsun. Biz de diyoruz ki Macaristan milli takımında Atilla Saray'ı çok iyi. Biz bunu iyi paraya satarız. Vedat hatırlayın. İngiltere'ye karşı Kosova milli takımıyla İngiltere'de 2 gol attı. Ben dedim ki hayırlı olsun, Vedat'ı sattık bugün. Dedim değil mi? Şimdi Macaristan milli takımı İngiltere'ye karşı yine iyi oynadı. Ben dedim ki hayırlı olsun, Atilla Saray'ı sattık. Şimdi Szymanski Polonya ile İngiltere'yle falan maç yapsın. O gün de ben size Szymanski'yi satıp satmayacağımı söylerim. Çünkü İngiliz milli takımında çok fazla izleyen var. Fenerbahçe şu anda vitrin. Bakın çok absürt olacak. Az sonra bir haber okuyacağım. Fenerbahçe'nin kullanmadığı oyunculara bile teklifler gelecek. Demedi demeyin. Yazın görüşürüz sizinle. Yazın burası alevli böyle emojilerle sürüp gidecek. Şimdi Hatay maçına Napoli, Leverkusen, Bayer Leverkusen. Ha, yanlış anlamayın. Başka Leverkusen değil. Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor. Bu kulüplerin dışında ilgilenen oyuncular da Hatayspor maçında menajerler ve scout ekipleri izleyecek diyor. Yüksek tekliflerin gelmesi bekleniyor diyor haberde. Şimdi gelmesine gelsin. Ama biz 6 numarayı nasıl bulacağız? Fenerbahçe'ye 6 numara Portekiz'den. Şimdi bu haber uzun bir haber. Ben hiçbirinizin kafasını bulandırmak istemiyorum. İsmail'in yükselen performansına rağmen bakın Crespo, hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Crespo'nun hiç adı geçmiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Crespo'nun hiç adı geçmiyor. Sizce tuhaf değil mi bu? Bence tuhaf. Bartu Elmaz mesela hiç adı geçmiyor. Bence tuhaf. Arkadaşlar bakın, bir değerimizi yüceltirken bir değerimizi yerin dibine de sokmamak lazım. Yani bir değerimizi yüceltirken. Şimdi biz Fenerbahçe olarak ne yapıyoruz? Bir değerimizi yükseltiyoruz. Çok güzel, İsmail Yüksek'i yükseltiyoruz. Crespo, Bartu Elmaz. Mesela Bartu çok iyi çalışıyor. Haberiniz var mı? Hatta keşke Avrupa'da konferansı garantiledikten sonra Bartu'yu 90 dakika izleme şansımız olsa. Mesela Kent çok çalışıyor. Bartu çok çalışıyor. Mert Müldür gerçekten çok çalışıyor. Bu arada Bartu'nun da üstünde bu kadar durmam da öyle bedavadan değil. Dünkü antrenman fotoğraflarına bir bakabilir misiniz acaba? Ben antrenman fotoğraflarında Crespo'yu arıyorum birkaç gündür. Antrenman fotoğraflarında Crespo'yu göremiyorum arkadaşlar. Gerçekten göremiyorum Crespo'yu. Bakın Zayt'sı görüyorum. Fred'i görüyorum. İsmail'i, Bartu'yu görüyorum. Ama Crespo'yu 2 gündür, 3 gündür antrenman fotoğraflarında göremiyorum. Görürseniz bana haber verin, bir şey diyeceğim. Görürseniz gerçekten bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi 6 numara içinde hani İsmail, Bartu tamam konuştuk. Ama 6 numarada 6 numara. 6 numarada 6 numara. Yani Fenerbahçe taraftarı ciddi manada 6 numara istiyor. 2 aday var. Dün konuştuk. Benfica'dan Al-Musrati. Benfica'dan pardon Florentino Luis. Braga'dan Al-Musrati. Bakın dün ben bunu videolaştırdım. Güzel bir şekilde de aktardım. Güzel bir şekilde de haberini yaptım. Sosyal medya bunu duyurmaya başlamış. Portekiz basını da diyor ki Türklerin gözü Benfica'nın orta sahasında diyor. Hani konferans ligi aşamasında mücadele ediyor. Fenerbahçe şöyle yapıyor. İkisinden biri 12 maçta oynadı Al-Musrati. 908 dakika. 3 gol 1 asist. Luis gözden düştü. Florentino Luis teknik direktör Roger Schmidt'in gözünden düştü. 7 maçta sadece 302 dakika süre aldı. 24 yaşındaki oyuncu gol asiste imza atamadı. Piyasa değeri 20 milyon euro. Benfica ile 2027'ye kadar sözleşmesi var diyor. Şimdi Florentino Luis de beğenmeyen taraftarımız var biliyor musunuz? Hocam İsmail'den daha kötü diyorlar. Ben bir şey diyemem. Hani takdir sizin, hangi cümleyi kullanırsanız orayı şey yapın. Takdir sizin açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Nereyi dinliyorsanız dinleyin. Bu arada Euroleague'de çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya da tebrikler. Fenerbahçe Beko 101, Asfel 86. Geriden gelip güzel bir galibiyet. Ben bazen izlemiyorum maçları bilerek. İzlemediğim zaman Fenerbahçe Beko galip geliyor. O da iyi oluyor. Şimdi ben dün bu ikisini konuştum. Florentino Luis'i beğenmiyorlar. Arkadaşlar, futbolcuyu tanıyan arkadaşlarımız yorum yapabilir mi? Sizce nasıl bir oyuncu? Futbolcuyu tanımayan arkadaşlarımız yorum yapmazsa sevinirim arkadaşlar. Yani transfer marketine bakarak konuşmak, ben de bunu konuşabilirim. Yani o yüzden çok şey yapmayın. Bilen arkadaşlar konuşsun, olmaz mı? Şimdi Luan Perez'e Brezilya'dan talip. Bunu daha önce de konuştuk. Az önce de konuştum. Daha hemen bu videonun içinde konuştum. Ne dedim size? Bizim kullanmadığımız oyunculara bile teklif var diye. Fenerbahçe Avrupa'da ligde fırtına gibi esiyor mu? Esiyor. Luan Perez'e Brezilya'dan talip çıktı. Bu haberi WhatsApp grubundakiler attı bana. Ulan dedim, hadi dedim, dualar eşliğinde hadi dedim Santos olsun. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Perez'e Brezilya'dan talip çıktı. Niye Santos olacağını şimdi anlatacağım. Brezilya basınına göre Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu. Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı. Sözleşmesi 2025'te bitiyor. Bu sezon 3 maça çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 270 dakika süre aldı. Oyuncunun 2025'te sözleşmesi bitiyor. Şimdi gelelim Santos'a. Arkadaşlar, 1994 tarihinde dünyaya geldi. Şimdi şuraya dikkat edin. Portegoesa altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Kulüp Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Perez zaman zaman sol bek olarak da oynuyor. Arkadaşlar, Santos forması, en çok Santos forması giymiş. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetmiş. 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Niye Santos? Bir şey söyleyeceğim. Simon Kjaer devre arasında Fenerbahçe'ye gelecek arkadaşlar. Gelsin mi? Hocam Simon Kjaer diyorsun. Tabii ki gelsin. Simon Kjaer gelmez olur mu ya? Simon Kjaer diyorsun, ne diyorsun? Gelsin hocam. Simon Kjaer gibisini nereden bulacağız? İyi futbolcu, kaliteli futbolcu, süper futbolcu. Peki Simon Kjaer kaç yaşında? Bu sezon kaç maça çıktı? Ben onu bilmem hocam. Gelsin, iyi kaliteli topçu. 34 yaşında Simon Kjaer. 3.5 milyon euro transfer market değeri var. Şimdi 34 hocam. Tadiş de 34, bir şey olmaz. 5 maça çıkmış bu sezon. 283 dakika. Hocam bak, oynuyor. Anladınız mı? Santos'un isteme sebebim bu işte. Yani umarım Santos istiyordur demiştim ya. İşte bu yüzden. Arkadaşlar, Santos kafaya taktı. Sakatlanmasaydı bonservisiyle birlikte satıyorduk. Bonservisiyle satıyorduk bir Arap kulübüne. Santos sonra devreye girdi. Satın alma opsiyonunu gönderelim edelim diye. Olmadı. Yani açıkçası olmadı. Ama şu var, ta Nisan'a kadar, yani Nisan'a kadar ben iyileşmeyeceğini biliyorum. Nasıl olacak, nasıl edecek çözemiyorum. Kafam çok karışık. Ama illaki bir şey vardır. Fakat Santos'un istemesi umarım doğrudur. Umarım herhangi bir yalan, algı falan yoktur. Çünkü Santos istiyorsa biz kurtuluruz. Hatta ben detaylara da ulaştım. Detaylar diyor ki Fenerbahçe ikinci yarıdaki yıllık ücretini vermesin. 6 aylık ücretini biz verelim diyor. Beğenirsek de bonservisini bir şekilde alırız diyor arkadaşlar. Yani nasıl olacak bakalım, birlikte göreceğiz. Ve Hufeder, yani Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden açıklama geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili Erden Timur isimli şahıs hakkında 17 Ekim 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında sporda şiddeti teşvik eden açıklamaları sebebiyle 6222 sayılı kanunun 22. maddesi uyarınca cezalandırılması. Şimdi 6222'nin 22. maddesi, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 5.000 Türk lirasına 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Bunda bir şey yok. Aynı kanunun 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca, yani 6.222 sayılı kanunun 18. maddesinin 10. fıkrası. Bu kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilen kişi yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz. Spor müsabakalarında hakem, temsilci ve gözlemci olarak görev yapamaz diyor. Bu şey arkadaşlar. Mesela maça gittiniz. Küfürler ettiniz. Kameraya çekildiniz. Hayırlı olsun. 6.222 sayılı kanunun 18. maddesinin 10. fıkrası gereği her maçta, hangi takım maçında yaşadınız bunu? Sakaryaspor. Her Sakaryaspor maçında imza atacaksınız. Emniyete gidip. Hocam öyle saçmalık olur mu? Oğlum bana niye soruyorsunuz? Kanunu koyan ben değilim. Yapan ben değilim. Sistemi açan ben değilim. Gidin yapanlara sorun. Ama öyle bir saçmalık olur mu demeyin. Oluyor. Var böyle bir şey. Bu feder seyirden men tedbiri süresince yöneticilik sıfatının düşürülmesi istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur diyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hocam buradan bir şey çıkar mı? Erden Timur ceza alır mı? Arkadaşlar, sosyal medyaya hiç girip Zaniolo haberi diye arattırdınız mı? Bak. Bahis soruşturmasında Zaniolo gelişmesi, Zaniolo kararı, telefon tableti incelendi. Muhtemel cezasını duyurdular. Bakın haber başlıklarına bir bakın. İncelemenin sonuçları açıklandı. Nedir bu haber? İtalya Futbol Federasyonu ile anlaşan Nicola Fagioli 7 ay men cezası aldı. Aston Villa'ya giden Zaniolo, La Gazzetta Della Sport'un haberine göre. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Ali Koç La Gazzetta Della Sport'a 100.000 euro para verse, deseler ki Zaniolo ömür boyu futboldan men edildi diye haber yapın deseler, sizce yaparlar mı? Bak, Zaniolo ne demiş? Polise verdiği ilk ifadesinde yasa dışı bahis sitelerinde çevrim içi iskambil oyunlar oynadığını, ancak futbol maçlarına bahis oynamadığını savunmuştu. Gazete bir başka haberinde de Zaniolo ile beraber 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampından ayrılmak durumunda kalan, bahis oynadığını kabul eden Tonali'nin federasyonla anlaşarak hızlı yargılanma ve indirimli ceza alma yoluna gideceği bildirildi. Juventus'tan açıklama 22 yaşındaki futbolcuya destek vereceğini açıklamış. Juventus bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verecekmiş. Tedavi planı falan filan diyor. 7 ay ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon, 12.500 euro para cezası almıştı diyor. Şimdi Zaniolo ile ilgili haberlere bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani araştırıldı da bir şey bulunamadı imajı vermeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yok haberlerde. Yani hocam, yanisi şu. Medyayı ele geçiren bir Galatasaray var. Kafasına göre haberler yaptıran bir Galatasaray var. Ama ifadelerde ismi yokmuş. Bak. Aston Villa'nın kararı bekleniyormuş. İfadelerde ismi yokmuş. Şimdi ben size bir polisiye olay anlatayım. Bazen polisler suçluyu bilerek serbest bırakırlar. Bırakmak zorundadırlar. Çünkü olayın arkasında çok ciddi bir çete vardır. Çok ciddi bir oluşum vardır. Polis bunu tespit etmek için, bağlantısını bulmak için bilerek serbest bırakır. Bakalım bu kimlere hizmet ediyormuş. Daha kimler varmış diye. Yani ifadede sürekli yalanlama, sürekli yalanlama. Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum, ben etmiyorum. Kuzenim yazmış falan filan diye. En son polisler der ki tamam kardeşim, kusura bakma seni yanlışlıkla almıştık, serbest bırakıyoruz. Gider gitmez direkt dinleme takibe takılır. Aşırt diye hepsi çıkarılır. Şimdi soruyorum size, adı hiç geçmeyen, bu soruşturmada adı hiç anılmayan kişi apar topar milli takım kampından niye atılsın? Niye gözaltına alınsın? Niye soruşturma yaşasın? Ve siz de bunlara inanıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Doğru tektir ama yalan binlerce olabilir. Hep birlikte bekleyip görelim. Cezamı alacak, ödülümü alacak, arkasını birileri mi toplayacak? Juventus'un futbolcusuna sahip çıktığı gibi Galatasaray futbolcusuna sahip mi çıkacak? O Galatasaray ahlakıyla bezenmiştir, yapmaz öyle mi diyecek? Hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben de desem boş, siz de deseniz boş. Ama ben burada şunu görüyorum. Futbolcu Fenerbahçe futbolcusu olsaydı şu an yağlı ilmek boynuna geçirilmişti. Altındaki tabureye de tekmeyi çoktan vurdulardı. Ama Galatasaray futbolcusu olunca herkes savunma meselesine girmiş. Herkes savunma pozisyonu almış. Ne diyelim? Uyanın, uyanık kalın, sakın ha yemeyin. Deyin ki arkadaş resmi olarak bitince bana belge gösterin. Ben de inanayım diyeyim. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Futbolcularımızı izlemeye gelecekler. Hatay maçında en az 4 farklı takımın scoutları bekleniliyor. Haberiniz olsun. 6 numara Portekiz'den diyor ama benim ciddi bir iddiam var. Crespo'yu yollayabiliriz. Crespo giderse alacağımız kişi de genç olacaktır diye düşünüyorum. İsmail Bartu'yla yarışa girebilecek birisi. Hocam peki Crespo gidip İsmail Bartu'yla devam etme ihtimali var mı? Yok. O ihtimal yok. O ihtimal acemi işidir. Sakın böyle bir şeye girişilmesin. En az İsmail kadar yetenekli bir isim almak zorundayız. Bırak idman performansı belirlesin. Yani olay bu. İsmail Yüksek'e hücum, Luan Perez'e hücum. Ben şunu söyleyeyim. Ben devre arasında Crespo ve Perez'in artık gideceğine kesin gözüyle bakıyorum. Zayt idmanlarda falan ama her şey olabilir. Ama ben devre arasında kesin olarak %100 olarak bu ikisinin yolcu olduğunu düşünüyorum. Bir de siz araştırın bakalım Crespo var mı idmanlarda. Görüşmek üzere.